İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Sevk antlaşması ile Türkiye ayrıca Birleşik Bağımsız Ermenistan'ı da tanıdı. Artsakh kahramanı Leonid Azgaltyan 21 Haziran 1992'de komploci silahlı saldırının kurbanı oldu. Yerevan, Bakü'deki ilgili çevrelere tarihi gerçekleri çarpıtmama çağrısında bulunuyor. Çin'de Ermeni kültürel mirasının korunması konusu gündeme getirildi. Şirvan tarihinin meseleleri çalıştayı. Cesar Orbelyan'ın sarayının kazıları tamamlandı. Kitap, Bakü'nün Artsakh anıtlarına karşı uyguladığı zulmü anlatıyor. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, Birleşik ve Bağımsız Ermenistan'ı da tanıyan Türk Antlaşması Sevr'de imzalandı dedi. Böylece hem bizim için uygun koşullar oluştu hem de Batı Ermenistan'daki soykırım sonrasında Ermeniler için adaleti sağlama fırsatı yakaladık. Ermenistan'da Doğu Lejyonu'nun kurulmasından bu yana gönüllüler uluslararası anlaşmaların ve sözlerin ancak silah zoruyla gerçeğe dönüştüğünü çok iyi anladılar. Sevr Antlaşması ve ardından Başkan Wilson'un tahkim kararına göre Ermenistan toprakları Artsakh dahil yaklaşık 160 bin kilometre kareyi kapsayacaktı. Ancak buradaki durumun büyük ölçüde Rusya ile Kemalist Türkiye arasındaki ilişkinin belirlediği açıktı. Artsakh kahramanı fizikçi Leonid Azgaltyan, Mardagert bölgesinin Donaşen köyü yakınlarında 1992 yılının 21 Haziran'ında komplo amaçlı silahlı saldırının kurbanı oldu. Fizikçi, askeri figür, Artsakh Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı olan Leonid Azgaltyan, Gamo bölgesinden Tiflis'e göç etmiş Ruben Azgaltyan ailesinin bir evladı olarak 1942 yılında doğdu. 1947-1959 yıllarında Yerevan'ın Mravyan adlı okulunda okudu. 1960 yılında Moskova'daki Lomonosov adlı üniversitenin fizik fakültesine kabul edildi. Ulusal ekonominin çeşitli alanlarında çalıştı. Planlama metodolojisi ve yönetim sistemlerinin otomasyonu konuları, bilimsel çalışmaların otomatik sistemleri konuları ile ilgilendi. Farklı dönemlerde lazer teknolojisinin bilimsel ve üretken kuruluşu Energia'da, Devlet Planı Hesaplama Merkezi'nde, Atom Enerjisi Santralleri Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün Yerevan Şubesi'nin Sistem Programlama ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün başkanlığını yaptı. Karabağ Hareketi'nin başlangıcından itibaren Leonid Azgaltyan, önde gelen bir askeri figür olarak ulusal kurtuluş mücadelesine katılmış, milletin kutsal değerlerinin ve onurunun her türlü tecavüzden korunmasında aktif rol oynamıştır. 1990 yılının Şubat ayından bu yana bağımsızlık ordusuna komuta etti, başta Vartenis olmak üzere birçok bölgenin öz savunmasını organize etti, özellikle Nivvadi'deki ilk saldırı dahil olmak üzere kurtuluş savaşlarına katıldı. 27 Mayıs'ta ise istasyon ve Sovyet Aşen'deki kanlı provokasyonlardan sonra Sovyet cezalandırıcı birliklerinin Yerevan'a girmesinin önlenmesini planladı ve uyguladı. Efsanevi komutan Leonid Azgaltyan daha sonra kaderini tamamen ve kesin olarak Artsakh Kurtuluş Savaşı'na bağladı. Önce Şamyan'da, ardından Mardagert bölgesinde mücadeleye katıldı. 1991 yılında Artsakh özgürlük mücadelesine yeni bir ivme kazandırmak amacıyla Haziran ayında Vladimir Balayan'ın müfrezisi kendisine katıldı. Hovsep Hovsepyan ve Armenak Abrahamyan ile birlikte sadece Batı Ermenistan, Doğu Ermenistan, Artsakh sürgündeki diasporanın çabalarını koordine etme anlamında Kurtuluş Ordusu adlı askeri örgütünü kurdu. Azgaltyan, halkın varoluş mücadelesine katılan ve hayatının sonuna kadar başkomutanı olarak görev yapan hareketler zincirinin yeni bir Ermeni vasfıydı. Doğu Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı, sanki Doğu Ermenistan ile Bakü arasındaki sınır bölgelerinde Ermeni tarihi ve kültürüne ait taşınmaz anıtların tamiri, onarımı ve restorasyonu amaçlıyormuş gibi Ahvan izlerini yok ettiği yönündeki Bakü'nün çeşitli medya platformlarındaki yayınları resmen yalanlıyor. Mesajda bu tür bilgiler apaçık bir yalandır, Bakü'nün tarihi gerçekleri tahrif etme yönelik manipülatif politikanın bir başka tezahürüdür deniyor. Bakanlık yenilenen ve yenilenecek olan kiliselerin listesini yayınladı. Davuş bölgesindeki Kirans köyünün kilisesi,
19. yüzyılda yerel kaba taştan inşa edilmiş ve üç nefli bazilika şeklinde bir Ermeni kilisesidir. Güneydeki penceresinin üst kısmında yapım tarihi bulunan ve onun sağ tarafında yer alan ve Ermeni olduğunu teyin eden Ermenice kitabe bugüne kadar korunmuştur. Davuş bölgesinde bulunan Vosgebar'ın merkezi kubbeli Surp Asvazazin Kilisesi 7. yüzyılda inşa edilmiştir. Bu kilise erken ortaçağ Ermeni kilise mimarisinin temel tipik yapılarına aittir. Vosgebar'ın bu erken ortaçağ kilisesi 1975-1977'de büyük bir onarım geçirdi ancak atmosferik yağıştan kaynaklanan nemin sızması nedeniyle kilisenin çatı kaplamaları tahrip edildi ve çatı kirişleri hasar gördü. Bakü'nün bilgi propagandasının da hedef aldığı ve sahte tarih iddiasıyla Türk anıtı olarak sunulan Şirak bölgesindeki erken Hristiyan tapınağı Yererük, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası ön listesine ve Avrupa Nostra'nın en çok tehlike altında olan kültürel anıtlar listesine alındı. Bakanlık, Bakü'nün ilgili çevrelerini tarihi gerçekleri çarpıtmamaya, ayrıca Bakü'nün kontrolü altındaki Ermeni tarihi ve kültürel anıtlarının korunmasına, özellikle Arsah topraklarındaki Ermeni anıtlarının denetimi için uluslararası gözlem misyonunun ziyaretlerini sağlama çağrısında bulunuyor. Asya Kültürel Miras İttifakı Konseyi'nin ikinci oturumu Çin Halk Cumhuriyeti'nin Qingdao kentinde düzenlendi. Oturuma kurucu ülke olarak Doğu Ermenistan heyeti de katıldı. Heyetimizin temsilcisi binlerce yıllık geçmişi olan Ermeni kültürel mirasının sürekli olarak yok edildiği, kimliğinin çarpıtıldığı ve gasp edildiği birçok duruma katılımcı ülkelerin dikkatini çekti. UNESCO'nun kapasitesinin arttırılması da dahil olmak üzere kültürel mirasın korunması alanında uluslararası mekanizmaların güçlendirilmesi ihtiyacı vurgulandı. Bu bağlamda UNESCO'nun 1954 tarihli Lahey Sözleşmesi'nin tam ve etkin bir şekilde uygulanmasının önemi de vurgulandı. Bakü'nün defalarca farklı platformlarda Ermeni kültürünü ve mirasını Ahvan kültürü olarak tanıtmaya çalıştığını belirtmek gerekir. GEGART adlı bilimsel ve analitik vakfının girişimiyle düzenlenen Şirvan Tarihi Meseleleri Çalıştayı Doğu Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi'nde başladı. Amaç, bilim insanlarının yaptığı çalışmalara dayanarak tarihi Kafkas bölgesinin gerçek mirasını ortaya çıkarmak ve Bakü yetkililerinin bölgede bin yıllık bir kültür ve tarihe sahip olduğu yönündeki asılsız iddialarını geçersiz kılmaktır. Konu tesadüfen seçilmemiştir. Çünkü Bakü'nün komşu milletlerin ve devletlerin tarihini ve kültürünü mümkün olan ve olmayan tüm araçlarla cebine attığı, çaldığı ve kendine mal ettiği, kendi tarihini yaratmaya çalıştığı ve bunun için yüklü fonlar oluşturduğu hiç kimse için bir sır değildir. GEGART adlı Bilimsel ve Analitik Vakfın direktörü Robert Khazaryan, Şirvan, tarihi ve coğrafi olarak Bakü'nün kontrolündeki bölgede yer alıyor. Ancak bu bölgede yüzyıllardır yaratılan mirasın Azeri terimiyle hiçbir ilgisi yoktur, diyor. Konferansın başlama günü semboliktir. Çünkü 2000 yılından bu yana 20 Haziran, Birleşmiş Milletler kararıyla Dünya Mülteciler Günü olarak kutlanmaktadır. Doğu Ermenistan'daki Vayotzor bölgesinin Yehegis ilçesinin Hors köyünde bulunan ve 14. yüzyılda yaşamış Prens Cesar Orbelyan'ın sarayı ve bitişindeki kilise alanındaki kazılar tamamlandı. Sarayın ve bitişindeki kilisenin kalıntıları yerden temizlendi. Yapıların temelleri içte ve dışta açılmış, çok sayıda önemli oyma ve kesme yapı taşı, sütun destekleri bulunmuş, eş zamanlı olarak anıt grubunun ölçüm ve restorasyon projesinin hazırlanması çalışmaları da yürütülmüştür. Kazılar sonucunda çanak çömlek, taş ve metal objeler, yazıtlar ve kilise kalıntıları üzerine yapılmış üç dizine dikkat çekici çocuk mezarı gibi pek çok arkeolojik bulgu keşfedildi. Bakü'nün Artsakh'ın tarihi ve kültürel eserlerine yönelik zulmünün anlatıldığı Azerbaycan'da Devletin Vandalizm Politikası adlı kitap yayınlandı. Kitap, Krasnodar bölgesindeki Ermeni ulusal kültürel özelliğinin Artsakh adlı etnokültür merkezinin himayesinde yayınlandı. Kitabın tanıtımı yakın gelecekte gerçekleşecek. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız,
Bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.